petrol ihracatının sürmesi ve ülkenin ekonomik, mali kurumlarına dışarıdan yapılan müdahalelerin sona erdirilmesi konusunda Sayın Sarraç'la hemfikiriz. Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı Muhammed Avn, Libya Ulusal Petrol Kurumu NOC'nin verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğalgaz sahasının keşfedildiğini söyledi. Libya ile bir anlaşma imzaladık. Bir mutabakat metnini ortaya koyduk. Bir taraftan askeri güvenlik anlaşması, öbür taraftan evet kıyılarla alakalı, denizlerdeki haklarımızla alakalı anlaşma imzalandı. Avn, NOC'nin gelecek yıl uluslararası şirketleri Libya'da sismik araştırmalar için davet edeceğini, önceliğinde Türk şirketlerinde olduğunu söyledi. Türkiye gerek sahada, gerekse diplomaside yürüttüğü mücadeleyle Libya'da barışın anahtarı olmuştur. Birileri ne işimiz var Libya'da dediğinde biz büyük oyunu anlatmaya çalışmıştık. Ama her zamanki gibi anlamamışlardı. Her yerde güçlenen Türkiye ile asıl oyun şimdi başlıyor. Zaman zaman iki ülke arasında yaşanan bazı sıkıntılara rağmen Türkiye-Libya ilişkileri bin yıllık geçmişiyle gelecek için de ümit vaat etmektedir. Kuzey Afrika bölgesini Avrupalı güçlere karşı korumak üzere Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca bölgeyi askeri, idari ve diğer alanlar için gerekli insan gücünü Anadolu'dan temin etmiştir. On binlerle ifade edilen bu gücün büyük bir kısmı Libya'ya yerleşerek burayı yurt edinmiştir. 1912 yılında Libya'yı İtalya'ya bırakmak zorunda kalan Türklerin bağları kopmamıştır. Bağımsız Libya'nın kurulmasıyla birlikte yeniden canlanan bu bağlar özellikle 1970'li yıllardan itibaren uluslararası alanda övünülecek seviyede karşılıklı siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel pazarında Libya daima önemli bir paya sahip olmuştur. Bunun karşılığında Libya'nın konut, altyapı, devlet yatırımları gibi önemli inşaat alanlarında Türk firmaları büyük ihaleler üstlenmişlerdir. Modern dönemde iki ülkenin yarım yüzyılı aşan karşılıklı ilişkileri iki ülke arasında büyük bir köprü vazifesi görmeye devam etmektedir. Libya'da kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğalgaz sahası keşfedildi. Libya çıkarma ve araştırma için Türk şirketleriyle çalışmak istediğini söyledi. Şimdi detaylara yakından bakalım. Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan Libyalı bakan, Türk şirketlerinin bu alanda yeterli tecrübeleri var. Sismik araştırma ve sondaj gemilerine de sahipler. Sismik araştırmalarda öncelik Türk şirketlerinin olur. Libya'ya yakın olmasından dolayı da gemilerin bölgeye gelişleri daha az masraflı ve kolay olacaktır dedi. Dünyada sismik araştırma gemilerinin Amerika, Norveç, İtalya gibi sayılı ülkelerde olduğunu hatırlatan Libyalı bakan, Türkiye'nin Amerika ve Norveç gibi ülkelere göre Libya'ya daha yakın bir konumda yer aldığına dikkat çekti. Bakan Avn, NOC yönetimine petrol ve doğalgaz keşiflerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapılması talebinde bulunduğunu belirterek, Libya toprakları ve denizlerinin %30 ila 40'ında henüz petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yapılmadı. Bahsettiğim yerlerde herhangi bir sismik çalışma dahi gerçekleştirilmiş değil diye konuştu. Libya'nın petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in geçen yıl aldığı petrol üretimini azaltma kararının dışında tutulduğunu hatırlatan Avn, Libya'nın ihtiyaçları için finansmana gereksinim duyduğunu, günümüz ekonomik şartlarında petrol üretiminin azaltılması kararının zaten uygulanamayacağını kaydetti. Avn, iki ana nedenle petrol üretimini azaltmalarının mümkün olmadığını, bunlardan ilkinin Libya'ya uygulanan kota seviyesine dahi çıkamamaları, ikincisinin ise Libya'nın hali hazırdaki ekonomik durumu olduğunu kaydetti. Avn, Libya'ya uygulanan kotaya çıkıldığında OPEC'e kotanın yükseltilmesi için müracaat edeceklerini kaydetti. Libyalı bakan ülkede petrol üretiminin 2022 yılı Temmuz ayından itibaren istikrar kazandığını, ham petrol üretiminin günde ortalama 1 milyon 200 bin varile çıktığını söyledi. Libya'da günlük petrol üretiminin 70'li yıllarda 3 milyona kadar çıktığını hatırlatan Avn, NOC'nin verilerine göre kara ve denizlerde 29 yeni petrol sahası, 12 de doğalgaz sahasının keşfedildiğini aktardı. Bu alanların bazı nedenlerle geliştirilemediğini söyleyen Avn, şunları kaydetti.
Libya'nın karasuları ve münhasır ekonomik bölgesi, Mısır sınırından Tunus'a kadar geniş bir alanı kapsıyor. Özellikle de batı bölgesinde keşfedilmemiş Buri, Sabrata ve Curf gibi doğal gaz alanlarının yanı sıra henüz keşfedilmeyi bekleyen çok geniş bölgeler bulunuyor. İtalya, Yunanistan, Malta ve Türkiye ile Libya arasındaki münhasır ekonomik bölgelerde keşifler için umut veren alanlar var. Libya Petrol ve Doğalgaz Bakanı, Avrupa ülkelerine doğalgaz ihracatını artırmalarının hali hazırda mümkün olmadığını, ülkedeki elektrik santrallerinin ihtiyaçları ve ülke içi tüketimi ancak karşılayabildiklerini belirtti. An, hedeflediğimiz gibi günlük üretimimizi 2 milyon varile çıkardığımız zaman Avrupa'ya petrol ihracatımız da artmış olacak ifadelerini kullandı. An, yapılan araştırmalara göre Libya topraklarının kaya petrolü ve doğal gaz zenginliği bakımından dünyanın 5. ülkesi olduğunu, petrolde milyarlarca varil, doğal gazda ise trilyon metreküplerin söz konusu olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye, Libya halkıyla yüzyıllara dayanan köklü ilişkilere sahip. Osmanlı döneminde Türk ve Libya halkları arasında başlayan münasebetler, 24 Aralık 1951 tarihinde kurulan Libya Devleti'nin Türkiye tarafından hemen tanınmasından sonra tesis edilen diplomatik ilişkilerle yeniden ivme kazanmıştır. Libya'daki ilk Türk Büyükelçisi Celal Karasapan, 4 Eylül 1953 tarihinde görevine başlamıştır. 17 Şubat 2011 devrimini müteakiben, Türkiye Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya halkının tek temsilcisi olarak tanımıştır. Trablus'un Ulusal Geçiş Konseyi'nin tam kontrolü altına girmesini müteakiben, 2 Eylül 2011 tarihinde Trablus'a büyükelçi atayan ilk ülke olmuştur. Devrim öncesinde Libya'yı 24-26 Kasım 2009 tarihlerinde ziyaret ederek 1996'dan o tarihe kadar Libya'ya ziyaret gerçekleştiren ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16 Eylül 2011 tarihinde keza başbakanlık görevindeyken Trablus ve Bingazi'yi ziyaret etmiştir. Bununla birlikte 2014 yılında Libya'da kötüleşen güvenlik durumu dolayısıyla Bingazi Başkonsolosluğumuz 14 Haziran 2014 tarihinde, Trablus Büyükelçiliğimiz ise 25 Temmuz 2014 tarihinde geçici olarak faaliyetlerini durdurmuştur. Trablus Büyükelçimiz bilahare 2017 yılı Ocak ayında Trablus'ta faaliyetlerine tekrar başlamıştır. Öte yandan Misurata Başkonsolosluğumuz açıldığı 2013 yılı Mart ayından bu yana faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Ülkemiz 2014 yılından itibaren Libya'da ortaya çıkan diyalog sürecini desteklemiştir. Bu sürecin sonunda nihai hale getirilen Libya Siyasi Anlaşması 2015 yılının Aralık ayında Sayın Bakanımızın katıldığı törende imzalanmıştır. 2 yıllık bir geçiş dönemi öngören anlaşma uyarınca kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti 2016 Mart ayında görevine başlamıştır. Ulusal Mutabakat Hükümeti, Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla ülkenin tek meşru icra organı olarak tanınmıştır. Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni karargahında ziyaret eden ilk ülke Türkiye olmuştur.